Arkadaşlar o listeye gelip girmek kolay olmuyor. İşte zeki bir kayınvalide canım. Gel. Birbirimize de kovalıyor. Kayınvalidelerden biri olarak mı söylüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kırdığın cevizler artık beni aştı. Sen cevizle sarımsağı ayırt edemedin. Şimdi... Ben bir konuşayım teyzeciğim, ondan sonra sen konuş, okay, olur mu? Okay. Üst üste çıkmayalım. Tamam. Cevizi sarımsakla karıştırdın. Hepimiz sarımsağı rendeledik. Senden önce gelen iki kayınvalide de bütün soslar hepsi aynı dedi. Hiçbiri bunun sarımsağı, bunun cevizi, bunun cevizi, bunun sarımsağı demedi. Ben herhangi bir kayınvalide değilim. Biliyorum sen, çünkü hiçbir kayınvalide karıştırmadı. İnceledi ama rendelenmiş olanı ayırt edemedi mi Yasecim? İncelemesi önemli değil. Bak bir şey soracağım. Adı direkt gibi senin o tabağı yapacağını bildiği için ona verdi. Yanındaki, tabii güzel yapacağım. Yanındaki yağ çekmiş dedi. Yağ çekmedi. Aa git diye de bak, dudaklarım yağ içinde ben kaldı. Bu yemeği yedirtirim ama hakkımı yedirtmem. Size de yedim avukata bile, veririm. Yedim bile. Mahkemeye veririm. Derim ki sarımsakla cevizi ayırt edemeyen kayınvalide benim olmuş tabağıma olmadı dedi derim. Hak ondan sonra da say, seni dava ederim. Çok da güzel bu davayı kazanırım. Biz tabii güldürme ki burada beni, böyle gelmişsiniz cevize sarımsak demişsin. Yer misin? Ben yerim, yemem ama sen o yemeği yersin. Aldın mı biri, hani otur aşağı. Evet. Senin gelinin iki kayınvalideden biri aldı ya. Tabii. Nasıl bir çelişki? Neden? Çünkü nasıl bir yaman çelişki? Sizin kayınvalideler olmamış o tabağa beş, olmuşa bir peki verirler. Peki sence o üç tabağın arasında o tabak mı olmuştu? Arasındaki farkı evet, görmek için gönül, beş farka gerek yok. Benim onu ilk bakışta anlarsınlar. Gönül o sakin ol, ne oldu? Kime evet ya, bu kadar veriyorsun? Ne oluyor ya, birle bu kadar bir şey, kendini kaybetme. Ben gayet sakin. Sakin ol. Gönül çok sakin anlatıyorum aslında. Şimdi deminden beri konuştuklarına gülümseyerek cevap veriyorum. Ama ses tonu yükselirse benim de yükselir. Benim yükselince ben susmam. Çok bağırıyorsun. Bak, bir saniye ya, sakin az. Bir saniye anne. Ben susmam. Şimdi ben kayınvalidelere karşı konuşma tarzım farklıdır. Gelinlere farklıdır. Beni tize çıkartma senden rica. Ayrıyetten diğer kayınvalideler biz orada emek verip o sosu yapıyorsak o sosunun inciğine cincine bakacak. Benim kayınvalidem bakar. Kolay gelinmiyor belli noktalara. Hangi kayınvalide geldi cevizine, sarımsağına, dereotuna yorum yaptı? Bir tanesi dereotu var bile demedi. Öyle bir dünya yok. Buraya süs olsun diye koymuyorlar. Bu kadın daha ilk tabakta dereotuna baktı. Tamam mı? Bir. İkincisi midye tava yedin mi? Yedim. Dedim. Nasıl olacağını bilir. Çok da yedim. Midye tavada birleşmez. Ve bu kadın benim nasıl kuşbaşı doğradığımı bilir. Midye tava kızarır. Bir dakika. Ya da benim nasıl dizdiğimi bilir. Daha önce burada yaptık çünkü şişte. Midye tava kızarmış, sizinkiler yanmış. Hayır. Hiç o kızarık bir... birinci tabak. Sevilay teyze, hiçbir kayınvalide hiçbirine yanmış demedi. Birine az pişmiş, biri küçük dedi. Sen cevizle sarımsağı ayırt edemedin. Ben de seni dava edeyim. Ya biri git işine, git dava ediyormuş. Sakin, mahkemeye vermek falan. Ben de şahit mi olacağım? He? İkinci günü inanılmaz yani. Gel, olay nereye geldi böyle? İkinci gün mahkemedeyiz. Hadi hayırlısı. Geçmiş olsun. Günün kritiğini yapalım. Son noktada Duducuğumun kayınvalidesinde.